Şizofreniyi kontrol etmek alengirli bir iş. Genel olarak kontrol etmek istediğimiz asıl sorun, halüsinasyon ve sanrı gibi psikotik belirtilerdir. Bunu antipsikotik denilen ilaçlarla sağlamaya çalışırız. Antipsikotikler ikiye ayrılabilirler. Birinci nesilde denilen klasik ilaçlar, kısaca FGA, eski olanlardır. Bu arkadaşlar tipik antipsikotiklerdir. Sonrasında yeni ilaçlar ortaya çıktı. Bunlar ikinci nesil ilaçlar, yani kısaca SGA denilir ve atipik olarak da adlandırılır. Bu ilaçların çoğu, belirli bir tür reseptörü olan dopamin D2 reseptörünü engelleyerek çalışırlar. Reseptörlerin engellenmesinin psikotik belirtilere neden yarar sağladığını kesin olarak bilmiyoruz. Tek bildiğimiz, ilaçları kullanan kişilerin çoğunda işe yaradığı. İkinci nesil ilaçlar genelde klasiklerden daha fazla tercih edilir. Çünkü genelde daha az yan etkileri vardır. Yan etkileri arasında Parkinson gibi hareket rahatsızlıkları bulunur. Bu tarz hareket rahatsızlığı yan etkilere ekstrapiramidal yan etki de denir. Birinci ve ikinci nesil ilaçlar arasındaki asıl farkın, ikinci nesillerin birincilere kıyasla serotonin 5HT2 reseptörünü engellemede daha yüksek etkisi olduğu düşünülüyor. Aynı zamanda ikinci nesil ilaçların birinci nesillere göre dopamin reseptörlerini engellemede daha az etkili oldukları da konuşuluyor. Bütün bunlar, ekstrapiramidal yan etkilerin daha az olması anlamına geliyor. Fakat bu, hiç yan etki olmadığı anlamına da gelmiyor. Yeni ilaçların yan etkileri türlerine göre değişiklik gösterir. Pekala, o zaman insanların hangi hastalık döneminde olduğuna bakarak farklı tedavi yöntemlerine odaklanacağız. Diyelim ki, kişi psikozun ilk evresinde ve biz de bunu tedavi etmek istiyoruz. Kişinin akut evresinde olduğunu söyleyebiliriz. Akut evre, oldukça erken bir dönemi kapsar ve kişiler psikozun ilk evrelerini yaşarlar. Bu aynı zamanda bir süredir psikoz yaşamayan kişilerin hastalık tekrarlamasını da içerir. Bizim buradaki hedefimiz ise psikotik düşünce ve davranışların şiddetini azaltmak. İlk dönemleri yaşayan hastalar genellikle hastalığı nüksedenlere göre tedaviye daha iyi cevap verirler. Böylece düşük dozda ilaçlar kullanabilirler. Fakat herkesin antipsikotik ilaçlara tepkisi farklı olduğu için doğru ilacı bulmak amacıyla genelde üzerlerinde denemeler yapılır. Diyelim ki hastalarımızdan birine birinci nesil ilaç verdik. Bu, sanrı ve halüsinasyon gibi psikotik belirtilerine yardımcı olmuş ve azaltılmış gibi durur. Fakat hastalar yan etki olarak spazm ve hareket sorunları yaşarlar. Bunu görünce yeni ilaçlara dönebiliriz. İkinci nesil ilaçlar daha az hareket kaynaklı yan etkilere sahiptir. Farklı ilaç tedavisi denemelerinden sonra, sonunda hasta için doğru olan ilacı buluruz ve belirtileri makul bir şekilde kontrol altında olur. Bu noktada hastalar, akut evreden kurtulmuş ve stabil bakım dönemine giriş yapmış olurlar. Bu evredeki hedefimiz ise, hastalığın kendisini tekrarlamasını önlemek. Böylece belirtileri en aza indiriyoruz ve ilişki veya iş kabiliyeti gibi zarar görmüş yaşam alanlarını düzeltmeye çalışıyoruz. Bu noktada yardımcı olması için tedavi planına terapi eklenebilir. Aile ve arkadaş desteği oluşturmanın yanında, stresi azaltmak gibi durumlara odaklanabiliriz. Son olaraksa, uyuşturucu ve alkol kullanımının en aza indirgemenin öneminden bahsedebiliriz. Psikotik belirtiler kontrol altında bile olsa, tedavinin bu evresinde ilaçların yan etkilerini idare etmek oldukça önemlidir. Bu durum, şizofreniyi kontrol etmenin ve yaşam kalitesini arttırmanın çok önemli bir parçasıdır. Yan etkileri ararken bize yardımcı olabilecek birkaç ipucuna bakalım. Alfabetik sıraya göre ağırlık, kilo alma, antikolinerjik, ağız kuruması, bulanık görme, kabızlık gibi şeyler, cinsel işlev bozukluğu, ekstrapiramidal hareket kaynaklı, endokrin, hiperprolaktinemi yani kanda prolaktin yüksekliği gibi hastalıklar, hipertansiyon, düşük tansiyon, metabolik, glikoz toleransı, sakinlik, sakin veya uykulu olma durumu. Şizofreni, psikozun yanı sıra birçok defa başka belirtilerle de birlikte anılır, değil mi? Depresyon ve manik depresif bozukluk bunlara örnek verilebilir. Depresyon genellikle antidepresanlarla tedavi edilir. Manik depresif vakalarsa duygu durum dengeleyicilerle tedavi edilebilir. Peki, bütün bu bildiklerimizle beraber hastalar için öngörülenler nelerdir? Maalesef ki hastalık tekrarı nispeten yaygındır. Antipsikotik ilaç kullananlarda bile %20 oranında nüksetme görülür. Antipsikotik ilaç kullanmayanlarda ise önemli derecede oran yüksektir ve %75 hastalık tekrarı gerçekleşir. Buna ek olarak her bir nüksetmeden sonra sabit durum süreci genelde kötüye gider. Son zamanlarda durumunuz sabitse ve tedavi ediliyorsanız, fakat yine de tekrar eden bir psikoz döneminden sonra yan etki ve çeşitli belirtiler yaşıyorsanız, öncekinden daha kötü bir durum çizgisine geri dönüş yapabilirsiniz. Kötüleşen hastalık seyriyle alakalı gibi gözüken birkaç faktör vardır. Sebebini tam bilmesek de erkek olmak bunlardan birisidir. Hastalıkta erken başlangıcın da kötüleşen hastalık seyriyle ilgili olduğu düşünülüyor. Son faktör olarak da ailede güçlü bir şizofreni geçmişi olmasını sayabiliriz. Çünkü ne kadar çok aile bireyi şizofreni hastasıysa, hastalık seyrinizle ilgili öngörü de o kadar kötüdür. Fakat genelde sanrı, halüsinasyon, düşünme ve davranış bozuklukları gibi olumlu belirtiler zaman içinde tedaviyle düzelebilir. Bunun tersine olumsuz belirtiler zaman içinde kötüleşme eğilimindedir. Olumsuz belirtiler arasında duyarsızlık veya tek düze duygulanım gibi sosyal açıdan zayıflık eğilimli belirtiler sayılabilir. Ayrıca bu noktada durumun neden böyle olduğu da hala bilinmiyor. Şizofreni tedavisinde bir diğer zorluksa ilaç ve tedaviye uyulmamasıdır. Bu oldukça büyük bir sorun. İlk 1-2 senede hastaların %50'si bir şekilde tedaviye uymazlar ve bu durum hastalığın seyrini daha da kötüleştirir.